bahsetme kimselere, yaramızda kalsın, sığmadık şehirlere. Şiirlere taştık, unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı. Ah, ah. Aslında şu şarkı daha güzel olurdu sanki. Bu şarkıyı çok seviyorum. Son zamanlarda çok dinliyorum ama bence şu elbiseme daha uygun. Ah mavilim, aşk yolu ya da mavi mavi masmavi. Gözleri boncuk mavi olmayacağına göre elbisesi boncuk mavi. O zaman bütün güzel enerjimize yeni nesil yayıncılıktan 360 ekranlarından Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir ilçesindeyiz. Küçük Bakkalköy Kapalı Pazarını gezeceğiz. Çarşamba günleri kuruluyor bu pazar. Kaç parayla gezeceğiz? Şöyle elbisem gibi mavinin tonundan olan cüzdanımı hemen alayım. Teşekkürler Mithat. Ten rengimden de anlaşılacağı gibi tatilden yeni döndüm sevgili seyirciler. Alanya'ya, Antalya'ya selam olsun buradan memleketime. Alanya'ya, Antalya'ya gittim, gezdim, geldim. 5 lirasında şurada bıraktım paranın. Hala tatil mahmurluğundan çıkamadım değil mi Mithat? Çıkma zaten diyor. Git bir daha tatile diyor. 50. Tabii ki gitmiyorum. Devam ediyoruz yani. Değil mi programa? Tüm hızıyla devam ediyoruz. 50. 70. 75. Yetmez diyor karşıdan sarışın çok güzel bir hanımefendi. Gelin böyle. Gelin böyle. Gelin nasıl yetmez? Çok az. Gerçekten mi? Aynen öyle yetmez. Yetmeyeceğini düşünüyorsun. Evet. 100 olsun bari. 100 olsun bari. Olmaz diyor Verdik Mithat. Verdik bir kere çok diyor. Çok cimri. Çok mu cimri? Cebinde akrep var. Bence de. Değil mi? Siz kaç parayla çıktınız? Biz arada bir geliyoruz işte harcıyoruz yani. Kaç parayla çıkıyorsunuz? Kulağıma 200. Söyle. Bana niye 200-150 verilmiyor? 70'li bir şey alamazsınız. 70'li. 75 ya 5 lirası daha var. Ya az alırsınız. Öyle mi? Gelmişken harcayın. O zaman siz bu programı sonuna kadar izleyin. Ben bu 75 liraya neler yapacağım görün. 360'a. Tamam o zaman sonuna kadar izleyin bu programı. Tamam. Ben bu 75 liraya neler neler yapacağım, neler neler alacağım görün. O zaman Gezmek Olsun 360 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Hadi başlasın diye şöyle gür sesinizle bir söyleyin başlatalım programı. Başlasın. Sevgili seyirciler, ben ilk kez geliyorum Küçük Bakkalköy konuşamadım. Küçük Bakkalköy Kapalı Pazarına ben ilk kez geliyorum. Çarşamba günleri İstanbul Avrupa yakasında iki tane daha güzel pazar kuruluyor. Hem Yeşilköy'de hem de Beylikdüzü'nde. Tabii ki onun dışında birçok yerde de pazar kuruluyor. Küçük Bakkalköy pazarı kapalı bir pazar. Yağmurda, çamurda rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz bu pazarda. Ve her bütçeye göre ürünler var. Mesela girdik. Örneğin bu tezgahta ürünler seç al diyor. 15 lira diyor mesela. Şimdi şöyle bakın. Çok güzel pantolonlar var. Aa bunun yeri de güzelmiş. Bak bunu istiyorsanız akşam yatarken giyin. İstiyorsanız zaten çizgililer moda. Üstüne şık bir gömlekle, spor ayakkabıyla, sandaletle işte ya da ne bileyim botla gayet de rahat kullanabilirsiniz bence. Dur bakayım kışın giyilir mi bu? Yani içine tight ya da kalın bir çorap giyerseniz giyilebilir. Belli olmuyor. Şöyle seç al diyor, karıştır demek istiyor yani bize. Karıştıralım o zaman biz de bu tezgahı. Şöyle hoş bulduk beyefendi. İyiyim, siz nasılsınız? Biri de bizim halimizi hatırımızı sordu Allah'a şükür. Kimse sormuyor. Herkes sormazlar, diyor ki sormazlar diyor beyefendi de. Niye? Sizin de mi sormuyor kimse halinizi hatırınızı? Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Bakın bir de böyle pantolon var 15 lira. Normalde böyle pantolonlar ben bayağı bir gezip dolaştığım için biliyorum mağazalarda aynıları. Aynı değil yıldız saçmalama diyeceksiniz ama aynısı ki gerçekten bunun kumaşı yeri falan güzelmiş. Biraz daha pahalı olabiliyor. İndirim zamanında yakalarsanız daha uyguna yakalayabiliyorsunuz. Şöyle bakın
yine böyle çizgili hem pijama hem pantolon olarak kullanabileceğiniz birçok ürün var. Onun dışında çok güzel bluzlar var. Bakın şöyle. Bakın. Şöyle. Her bedene göre ürünler de var. Zaten şimdi yüksek beden giyme, yani büyük tişört falan giyme modası da var. Bazen işte bedenimize göre değil, biraz daha yüksek beden. Yani büyük beden. Yüksek yüksek diyorum, hiç beni uyarmıyorsun Mithat. Yüksek ne ya diyor. Şimdi fark ettin Mithat. Büyük beden mesela giymeyi bazılarımız seviyoruzdur. O yüzden büyük beden ürünleri de alıp işte belini bağlarız. Ya da ne bileyim, üstümüze göre ne yapabiliriz? Ayarlayabiliriz. Beyefendi kolay gelsin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Hoşçakalın. Gerçekten ilk kez birisi bizim halimizi, hatırımızı sordu. Normalde kimse bize sormaz. Hep biz sorarız. Bir de böyle nasılsınız derim, iyiyim derler. Hiç siz nasılsınız diye geri dönmezler. Önemli ya bu hal hatır sormak, değil mi Mithat? Şimdi bu pazara dediğim gibi ben ilk kez geliyorum. Bir kere şunu söyleyeyim çekim başlamadan önce. Ay, burada market eksiği var sevgili seyirciler. Canım bir çikolata istedi çekim başlamadan önce. Market bulamadım. Ama pazarın çevresinde yiyecek, içecek, satın alabileceğiniz, yani şöyle işte gözlemedir, dönerdir ya da ne bileyim bisküvidir satın alabileceğiniz böyle küçük yerler var. Zaten hemen hemen bütün pazarlarda neler var? Gözlemeciler var. Bu pazarda da tabii ki var. Şimdi ne yapalım? Burası çok büyük bir pazar. Bu pazarda birazcık kaybolalım. Pazarla ilgili bilgileri de birazdan sizlere verelim ki takı tezgahı bayılırım. O zaman ilk önce bir pazara göz atın. Sonra ne yapalım? Karşılaşalım. Buyurun. Pazar çarşamba günleri Ataşehir'de kuruluyor. Ataşehir ilçesinde kuruluyor. Küçük Bakkalköy kapalı pazar yeri diye geçiyor burası sevgili seyirciler. Ataşehir'in içinden belirli yerlerden pazara servislerin de olduğunu sizlere söyleyeyim. Onun dışında tabii ki toplu taşımayla buraya kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Metrobüsle gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Marmara'yla trenle gelebilirsiniz. Tabii ki oradan yine bir vasıtaya binmeniz gerekiyor. Ama eğer isterseniz neyle gelebilirsiniz? Tabii ki kendi aracınızla gelebilirsiniz. Burada park yerleri de var. Rahat bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. İstanbul'da birçok yerde haftanın 7 günü pazar kuruluyor. Çarşamba günleri de Ataşehir'de böyle bir pazar kuruluyormuş. Dediğim gibi ben ilk kez geliyorum. Sizinle birlikte geziyoruz bugün. Daha sonra tabii ki ne yapacağım? Yine geleceğim. Hem hava sıcakken bana göre gezilebilecek bir pazar, hem de yağmurda gezilebilecek bir pazar ki İstanbul'un havasına biliyorsunuz güven olmuyor. Yazın da bir anda yağmur yağabiliyor. Örneğin biz ne yaptık? Yağmurdan kaçtık. Şu an bu kapalı pazarda çekim yapıyoruz. Onu da söyleyeyim size. Pazarlarda zaten her şey var. Siz ilk önce buraya bir şöyle göz atın, Mithat sizi bir gezdirsin ya da Ayberk, tabii ki bir de Ayberk var kameraman arkadaşlarımızla. Gezdirsin ki burada gerçekten çok güzel ürünler var. Mağazada görebileceğiniz ürünlerin hepsi aslında nerede? Pazarlarda. Sadece tek fark bu ürünler pazarda satılıyor, diğerleri mağazada satılıyor, etikette fiyat farkı oluyor. Onu söyleyeyim, ama bazen pazarlarda pahalı olabiliyor. Pazarlarda da mağazalarda göre, ama gittiğiniz pazara göre değişiyor, onu söyleyeyim size. Mesela bu ne kadar? Bu 140. Bu 140 liraymış. Pazarlık yapabilme şansınız var, ama bir alışveriş merkezine gittiğiniz zaman pazarlık yapamıyorsunuz. Sustum. Şöyle bir göz atın. Daha sonra fiyat bilgileriyle sizleri ne yapayım? Karşılayayım. Siz baktınız burada, neler olduğunu gördünüz. Burada gerçekten çok güzel elbiseler var. Şöyle gömlek elbiseler var. Tunik olarak da kullanabilirsiniz ya da bikini mayonun üstüne de giyebilirsiniz. Bakın şöyle. Onun dışında mevsimlik giymek için şöyle çok güzel ürünler var. Şöyle kimonolar var ki son zamanlarda fazlasıyla moda. Sonra şurada tişörtler var. Çok güzel penyeler var. Tabii bana göre gelip buraya kendiniz baksanız daha iyi anlayabilirsiniz. Bir kere onu söyleyeyim. Bir de böyle renkli renkli elbise severler için çok güzel elbiseler var. Efendim? İtalyan hepsi. Birçoğu İtalyan. İtalyanmış. Bunların hepsi İtalyanmış. Pazarda İtalyan ürün yok mu zannediyorsunuz siz? Ha? Pazarda İtalyan ürün yok mu zannediyorsunuz siz? Tabii ki var. Ne kadar bu? O 110 lira.
Ha, bu çok güzelmiş. Bu 110 liraymış sevgili seyirciler. Bunu hem mevsimde giyebilirsiniz, hem yazın giyebilirsiniz, hem de kışın üstüne kazak giyip giyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Son zamanlarda da böyle çiçekli ürünler fazlasıyla moda. Şunu mesela ben şöyle bırakayım, diğerlerinin fiyatlarını söyleyeyim size. Beyefendi şuna bakın dedi, hemen bakalım. Bu ne kadar? Bu da 110. Bu da 110'muş. Bu ne kadar? Bu indirimde 100 liraymış. Tabii ki beyefendi fiyat bilgilerini veriyor ama bence buraya geldiğiniz zaman ya da herhangi bir pazara gittiğiniz zaman, bir ürünü beğendiğiniz zaman alacağınızda esnaf zaten fiyatta kolaylık sağlıyor. Yanlış mı düşünüyorum? Bir sessizlik oldu. Bir sessizlik oldu. Yanlış mı düşünüyorum? Yardımcı olmazsanız biz böyle bakıyoruz. Onun için elimizde bir şey yoksa söyleyeceksiniz. Biz de gerçekten en harika şu anda elbise burada satılıyor. Evet. Fiyatı da uygun. Evet. Şu anda mesela bu ürünler mağazada 200'den aşağı yok. Yani o indirim diyorum. Olur. İndirim yapıyor indirim musun? İndirim zaten var zaten. Sezonun sonudur. İndirimlidir şu anda bunlar. Evet, sezon sonunda da pazarlarda evet. İndirim oluyor. Sezon başladığında şimdi biraz kış başlayacak ya. 15 gün sonra, 20 gün sonra kış başlayacak sezonları. Dur ya, ne yaptın? Hemen kışı getirdin. Gerçekten sezon şu anda yaz sezonu bitiyor. Evet. Ondan sonra okul başladığında sezon başlıyor. Ondan sonra bunlar sıfıra iniyor. Hepsi bedava gidiyor. İşte benim dediğim gibi yani mağazalarda nasıl ki sezon değişiyor, aynen. İndirim oluyor. Kapatıyoruz bu sezonu. Aynı zamanda pazarlarda da aynı şekilde. Bakın burada da çok güzel şöyle tişörtler var. 30 bana, liraydı 15 lira. Ha, bana mesela 75 lira yetmeyeceğini söylediler. 75 lira. Ha, bana bir dakika. Bana 75 lira verdiler. Hanımefendinin biri dedi ki sana 75 yetmez. Ben de dedim ki yettirmesini bilirsen pazarda yeter. Evet. Yanlış mı düşünüyorum? Aynen. Yani ne alacağına bağlı, aynen öyle. O zaman ne yapalım? Mithat, mesela şu elbiseleri de gösterir misin? Gerçekten o keten elbiseler, pamuk elbiseler çok güzel sevgili seyirciler ve dışarıda pahalı olabiliyor. Bakın burada fiyatlar 10 liradan 15 liradan başlıyor. 150 liraya kadar çıkabiliyor. Beğendiğiniz ürüne ve ürünün kalitesine göre. Şimdi hemen burada şöyle bir takı tezgah gördüm. Buraya da bakalım. Çok güzel takılar var. Bir de çok güzel bir hanımefendi var bu arada. Ay rica ederim. Bakın bu takıları da gerçekten fiyatları uygun. Bu küpelerin hepsini ve bilekliklerin hemen hemen hepsini sevgili seyirciler. Nerede görebilirsiniz? Diğer ünlü mağazalarda görebilirsiniz. Ama pazarda fiyat biraz daha uygun oluyor. O mağazalarda fiyat 109.95, 99.95 falan oluyor. Bence bir küpeye eğer ki altın ya da gümüş değilse o kadar para vermek artık gereksiz demeyeyim de tabii zevke bağlı diyeyim. Değil mi hanımefendi? Aynen. Şimdi isterseniz şöyle bir tezgah göz atın. Tezgahtaki fiyat bilgileriyle ne yapayım? Ben sizi karşılayayım ki Çeşme'ye, Bodrum'a gittiğinizde satın aldığınız pahalı pahalı o bileklikler burada daha uygun fiyata. O zaman buyurun, tezgah sizin. Şimdi siz tezgaha göz attınız. Takıya, tokaya doyamadım sevgili seyirciler. Gerçekten doyamadım. Hiçbir hanımefendi de doymaz diye düşünüyorum ben. Hanımefendi de takmış takıştırmış. Mithat bir gösterir misin? Şöyle. Biz onu boynunda göreceğiz. Burada hanımefendi o neredeydi diyeceğiz. Hanımefendi bize gösterecek. Biz ne yapacağız? Alacağız. Burada en ucuz ürün ne kadar? 15 liradan başlıyor. 15 liradan başlıyor. Ne kadara kadar çıkıyor? 70 liraya kadar. 70 liraya kadar çıkıyormuş. Şimdi dedim ya, Çeşme'de, Bodrum'da böyle pahalı pahalı aldığımız şeyler aslında buralarda daha uygun. Örneğin bu ne kadar? 15 lira. Gerçekten mi? Aa. Aa, çok güzel bu. Bunlar ne kadar? Onlar hasırlar 20 lira. Hasırlar 20 liraymış. Şöyle bakın. Göstereyim size. Sonra şurada bakın, yine 15 liraya çok güzel halhallar var. Bakın 10 liraya şöyle halhallar var. Çiçek küpeler var çok güzel. Sonra bakın şöyle avize küpeler var. Yani fiyatlar uygun.
Dediğim gibi ünlü markalar satıyor aynı küpeleri. 99.95, 109.95. Ama burada 15 lira 20 lira olunca almazsınız. Niye almıyorsunuz? Yanlış mı söylüyorum? Aynen. Yanlış mı söylüyorum? Ben bir gün Bakırköy'de bir mağazaya gittim. AVM'de büyük bir mağazadaki küpenin aynısı satılıyordu. Sonra dedim ki aa dedim fiyat ne kadar dedim uygun dedim. Beyefendi böyle dedi. Ya dedi sorma dedi. Sırf dedi o marka değil diye hani AVM'den alamadı diye dedi. Aa fiyatı çok uygun ama ben oradan alacağım deyip dönüp gidiyorlar dedi. Dedim onların parası çoktur bırak alsınlar. Her gün öyle müşteri geliyor diyor hanımefendi. Onlar da oradan alsınlar ne yapalım. Biz gösteriyoruz nerede ne uygun şey var. Almak isteyen alır ne yapalım yani değil mi Mithat? O zaman ne yapalım? Pazarı karıştırmaya devam edelim sevgili seyirciler. Bu pazar çünkü çok büyük bir pazar. Burada da bakın 20 liraya çok güzel tişörtler var. Pazarda bütçenize göre 5 liradan 2 liradan başlayan fiyat aralığında işte 150-300 liraya kadar çıkan fiyat aralığında dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. 75 lirayı bakalım ben bugün nasıl harcayacağım. Mom jeans kot var mı acaba? Mom jeans. Var hem de mom'un kralı var yani. Tam mom. Mom'un kralı varmış. Tabii. Bu mom jeans'i ben Terkos pasajında öğrendim. Normalde ben mom jeans falan bilmezdim abi. Vallahi bilmiyordum. Beyefendi diyor ki bana mom jeans şu kotlarda diyor. Ben diyorum ki mom jeans ne? Meğersem 80-90'ların modellerine mom jeans. 80-90'ların modeli mom jeans. Mom jeans deniliyormuş. Bu mom jeans mi şimdi? Evet. Bakın mom jeans kot. Anne kotu. Anne kotu yani. Ne kadar kotlar? Ne kadar kotlar? 30 TL. 30 lira. Bütün kotlar mı? Bütün kotlar olur. Allah gel vatandaş gel. Gel. Bütün kotlar dur. 30 lira. 30 lira ne? Aa geçen bir kot beğendim 229 lira 95 kuruş. Bir de bu mam. Tam mam yani. Bu da mammış. Tam mam. Tam mam. Bir şey söyleyeceğim. 30 lira. 30 lira çok uygun ya. Yani bana göre tabii ki çok uygun. Sarısından açık mavisine, açık mavisinden siyahına, grisine, lacivertine dilediğiniz kotu geldiğiniz zaman Küçük Bakkalköy kapalı pazar yerine bu tezgahtan satın alabilirsiniz. Onun yanı sıra kot şort giymeyi sevenler, kot etek giymeyi sevenler buraya gelip bütçelerine göre ne yapabilirler? Alışveriş yapabilirler ki bakın böyle yırtık model kotlar da var. Bu ne kadar? 30 TL. Hepsi 30 mu? Aynen. Kaça alıyorsun da 30'a satıyorsun ya? Kulağıma söylesene. Kulağıma söyle. Kulağıma söyle söylemeyeceğim. Öyle abi. 30 TL'yi alıyorum, 30 TL'ye, 30 TL'yi alıp 30 TL'ye satsan iş yapar mısın ya? Evet, hizmet için geliyoruz. Para ihtiyacımız yok ki. Bunu söylemen yeter. Yani. Bak hanımefendi bakıyor mesela kot. Evet, bak göster Mithat, hanımefendi bakıyor. Yardımcı hoş olalım geldin, hemen hanımefendi. Olmayalım mı? Yok diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bana göre fiyatlar uygun kot fiyatları. Dediğim gibi geçen bir kot beğendim. 229 lira 95 kuruş. Şöyle bir baktım alsam mı almasam mı dedim. İçimde kaldı mı kaldı muhtemelen alacağım. Şimdi ben denemeye üşenen bir insan olduğum için genelde gittiğim mağazalarda falan. Nerede giyiniyorlar? Elbise altında, tayt üzerinde. Bizde öyle yani. Bak kabin yok bizde. Kabin yok mu? Aynen, yok. Burada olduğu yerde giyiniyorlar. Bence burada kabin eksikliği var. Şuraya bir yere kabin yapabilirsiniz. Yerimiz çok da kabin yapıyoruz. Müşteriler burada tayt üzerinde falan giyiyorlar. Öyle mi? Aynen. Pazar sakin. Pratik olacaksın zaten pazarda. Yanlış mı düşünüyorum? Gelenler özellikle tayt giyip geliyorlar böyle rahat elbiseler. Tayt. Ya. Tamam, tabii üzerine hemen denebilir miyim? 30. 30. Evet. Ne kadar kotlar diyor 30 diyorum gülüyor. Vallahi 30. Sen alırsan indirim yaptıracağım sana. Alırsan indirim yaptıracağım. Bak tam bir mom jeans daha. Bakın şöyle Mithat göster. Mom jeans. Başka kotların isimleri var böyle değişik değişik. Skinny model. Skinny model. Boyfriend. Havuç paça. Havuç paça. İlk kez. Dar paça. Boyfriend. Tamam. Amcaoğlu friend. Kardeş friend. Yani sadece boyfriend giyiyorlar yani sevgilimin pantolonu. Niye kardeş pantolonunu giysinler?
Onu da biz yeni moda yaptık kardeş. Pazarı karıştırmaya ne yapalım? Devam aynen, edelim sevgili fren, seyirciler. Kardeş fren, baba fren, değil mi? Aa, bayıldım ben buna. Ne kadar acaba? Yalnız bu ayakkabıların hepsi çok güzel ayakkabılar sevgili seyirciler. Bakın şöyle. Ve hiçbiri de giyilmemiş. Bakın. Eğer ki ayak numaranız uyuyorsa yani gelip bakabilirsiniz. Şuna bayıldım. Ne kadar bu beyefendi? 60 lira. 60 lira. Gayet de uygun fiyatı. Ve şu an tabii ki markasını söyleyemiyorum ben ekrana. Ama yani baya baya uygun. Hepimiz mutlaka bu mağazaya uğramışızdır. Bir kere onu söyleyeyim. Örneğin şöyle bir ayakkabı var. Bu da hiç giyilmemiş. Bu ne kadar? Bu da 60 lira. Bu da 60 lira. Mesela şöyle bir ayakkabı var. Bu ne kadar? 75 lira. Bu 75 liraymış. Ay bu da çok güzel. Büyük numara giyen hanımefendiler ya da işte küçük numara giyen hanımefendiler için gerçekten çok güzel ayakkabılar var. 42 numaraymış mesela şöyle bir ayakkabı. Bu ne kadar? Bu da 60 lira. Bu da 60 lira. Ay beyefendi ne yapıyorsunuz? İnternetten satın alıyorsunuz, alıyorsunuz kampanyalarda. Burada mı satıyorsunuz? Evet efendim. Gerçekten mi? Tek topluyoruz evet. Bir şey ama söyleyeceğim. Tabii. Nereden? Depolardan alıyoruz bunları. Hepsi marka sevgili evet. Seyirciler. Şu an bu ayakkabıların hepsi marka. Birazdan Ayberk bize ayakkabıları tek tek gösterecek. Gerçekten birbirinden güzel ayakkabılar var ve fiyatları 60 liradan başlıyor. Yani o mağazalara gitseniz bu ayakkabıları 300 liradan aşağı alamazsınız. O kadarını söyleyeyim size ve hiçbiri giyilmemiş. Siz bir ayakkabılara göz atın. Ben de hemen karşı tarafta tabaklara, çanaklara bakayım. Olur mu? Buyurun. Ay, ayakkabılara baktınız ama ben bir türlü bu ayakkabı tezgahından ayrılamadım. Ayakkabı bir aşktır bana göre. Ben giymesem de aklımda kalacağına alıp kenarda tutuyorum ayakkabıları. Şimdi biraz önce size gösterdiğim ayakkabıyı ben denedim sevgili seyirciler. Bu ayakkabının fiyatı 60 lira. Bunu mağazada 60 liraya satın alamazsınız. Hepsi marka. Alışveriş merkezlerinde gördüğünüz markalar. Bunları 300 liradan 400 liradan aşağıya almanıza imkan yok. Ben bu ayakkabıyı yani almayı düşünüyorum çekim sonunda. Gerçekten. Yani 60 lira fiyatı. Hiçbir şey değil. 42 numara var, 37 numara var. Yine şöyle bakalım. 38 numara var. Yani bakın şöyle kot ve botu birleştirmişler. Bakın şöyle burnu açık. Bu tarz eğer seviyorsanız ki bu tarz ayakkabılar var. Yine şöyle biraz daha rahat seviyorsanız. Markalarını gösteremiyorum sizlere ama gerçekten hepsi çok güzel. Zaten gördüğünüz gibi bir tanesini tekrar göstersin Mithat. Denedim. Bunu hiçbir mağazada yani pazarda dahil 60 liraya almamıza imkan yoktu aslında. Tek kalmış ben ne yapacağım? Alacağım çekim sonunda. Yani görüyorsunuz değil mi? Abla güzel mi ayakkabı 60 lira? Çok güzel, çok bana çok yakışmış. Bana mı çok yakışmış? Evet, 60 benim. Lira. Kaç numara giyiyorsun? Benim belli olmuyor. 37-38. Bak burada var. Gerçekten çok güzel. Yıldız pazarda mankenlik yapmadı mı dedirteyim ben buraya kadar geldi de. Mavi elbisen ve ışıltılı ayakkabılarımla. Ay ben burada sıcaktan öldüm bittim ama pazarın üstünde dışında gök gürlüyor sevgili seyirciler. Saçımı ondan topladım. Ayakkabıya bayıldım bu arada. Şurada bir ayakkabı değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel modeller var. Aldım ben bir tane kendi paramla. Bana program için 75 lira verdiler. Yeter mi 75 lira bu pazarda sence bana? Vallahi bilmiyorum yeter mi?
Yeter. Sen bunları bir bırak elinden, bir bırak, bir rahatla. Sen bir rahatla. Gel böyle yanıma bir. Neler satıyorsunuz? Anlat bakalım. Elbiseler satıyorum. Evet. Tişörtler satıyorum, etekler satıyorum. Şu etekler çok güzel. İnternette, sosyal medyada satış yapanlar da son zamanlarda bayağı bir moda. Çiçekli, siyah beyazlı. Ne kadar o? 30 liraya satıyorum. Efendim? 30 TL. Bayağı uygun. Normalde pahalı o etekler dışarıda. 50-60. Butiklerde falan bayağı pahalı. Şöyle Ayberk gösteriyor şimdi. Onun dışında bak yeşil var, mavi var. Onlar ne kadar? Onlar 35 lira. 35 lira mı? Gerçekten çok güzel şeyler var. Siz yavaş yavaş kışa dönmüşsünüz ama. Kışa döndük. Baksana şu ne kadar? O da 25 lira. 25 lira. Aa çok güzelmiş. Hem tunik hem elbise olarak kullanılabilir yani. Bakın sevgili seyirciler gayet de güzel. Allah! Başımıza dolu yağıyor, dolu. Görüyor musun? Allah'tan pazar kapalı. Görüyor musun? Pazar kapalı, açık pazara zaten çıkmıyorum ben. Öyle mi? Sen bir tek bu pazara mı çıkıyorsun? Kapalı pazar. İsmin? Havva. Havva. Ay ne kadar güzel bir ismin var Havva. Bunlar çok güzelmiş. Bu ne kadar Havva? Bunlar 30 TL. 30 lira. 30 lira. Bakın şöyle süslü süslü şeyler var. Bunlar ne kadar? Bunlar arka tarafım da ablanın. Ha bunlar senin değil mi? Şunlar, ha, şunlar senin. 40 lira. Aa bu çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş. Bunu bir indirebilir misin Havva? İndireceğim. Havva şimdi bunları indiriyor. Arka tarafta da bir kıyafet tezgahı var. İkisi birbirine karıştığı için. Havva diye diyorum ki bu ne kadar? Onlar benim değil arka taraftaki ablanın diyor. Bunun başka rengi var mı? Sadece bu var. Ay bu çok güzelmiş. Yeşili de varmış. 40 lira. Aa ben bunu çok beğendim. Tek kalmış zaten. Tek kalmış. Ne yapalım alalım mı? Ay bu Mithat bana böyle. Al 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 al. Al 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 al. Gördün mü? Gördüm. Benim gibi enerjini bulamazsın sen. Doğru. Ya. Sen bu işi yapıyorsun. Yapıyorum. Çok güzel bir meslek bence. Sen, eğlenceli meslek. Eğlenceli. Sen ne yapıyorsun? Ben satış yapıyorsun. Enerjin biraz düşük mü bugün? Bugün biraz yağmurdan dolayı. Yağmurdan dolayı mı? Bırak boş ver. Yağmur demek bereket demek. Yağsın. Bereketimle geldim İstanbul'a Alanyalardan. Alanya'dan. Alanya'dan geldim. Tatile gittim. Tatilden geldim ya. Aa, tatile gidemedim. Tatile gidemedin mi? E bir tek çarşamba mı çıkıyorsun pazara? Cumartesi günü Çekmeköy pazarına gidiyorum. Çekmeköy tamam. Kapalı orası da. Salı cuma günü Kadıköy'deyim. Ha, annene söyle. Annem beklesin bir gün. İki gün, bir hafta. Sen de tatilini yap. Yapar mısın? Yaparım tabii. Ay şu an bir yağmur yağıyor sevgili seyirciler dışarıda. Görmüyorum ama pazarın üstü var ya birazdan delinecek gibi. Size anlatamam. Ben bu elbiseyi çok beğendim. Ama bu large. Tek kalmış. Large. O yüzden bana olmaz Mithat. Şimdi şu elbiseler var. 25 liraya. Bakayım. Şu da güzelmiş. Ben bir dolaşayım. Dönüşte gelirim Havva. Teşekkür ederim. Desem de inanma. Bu dönüşte gelirim. O dönüşte gelirim değil. Ama bir daha gelirsem ilk senin tezgahınla başlayacağım. Kolay gelsin çok Havva. Çok teşekkür ederim. Mersi canım. İşin gücün rast gitsin. Pazarlarda dolaşırken hangi tezgah kalabalıksa o tezgahın başına böyle gideceksin. Değil mi? Bu. Evet, bu tezgah kalabalık. Evet. Ben de buraya geldim. Gel. Çok güzel küpeler var burada da. Küpeler, bunun takıları da çok güzel. Öyle mi? Evet. Kararma yapıyor mu? Çok yıllardır kullanıyorum. Şimdi topuza bizimkini getirdim. Bakayım. Banyo yapıyor, çıkartıyor. Hayır, istediği gibi kullanıyor. Kızın hangisi? Şu. Ay pek güzelmiş kızın da. Gel buraya gel. Kızı da pek güzel. Gel. Gel. İki dakika bekle, geliyorum. Ay çok merhaba. Güzel. Merhaba. Merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Ay çok teşekkür ederim. Takipçiniz. Çok teşekkür ederim. Sarı sarı kimin yarı?
Fenerbahçe mi olduk biz? Aynen. Ama şampiyon Galatasaray olacağız. Ama bütün takımlarımız kardeştir tabii ki. Aynen. Yani ezeli rekabet, ebedi dostluk. Aynen. Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Aynen. Şöyle bir de Galatasaraylı olalım. Aynen, evet. Galatasaray, aynen. Fenerbahçe'ye ne kadar güzel. Kesinlikle. Oh, kardeşlik önemli olan. Aynen öyle. Aynen öyle. Ay iyi gezmeler ananı kızdı. Seni yerim elma yanak. Niye utanıyorsun? Bak oraya. Bak el salla. Sen de gel. Aa, Beşiktaş'ta varmış. Aynen. İyi gezmeler. Öpüyorum. Hoşçakalın. Aa, Beşiktaş. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul. Nereden? Ataşehir. Ataşehir. Ben bu pazara ilk kez geliyorum. 75 lira aldım. 75 lira yetmez dediler. Yetmez bence. Çünkü çok... Ne yiyorsun? Ne yiyorsun bu arada? Çok özür dilerim. Hayır. Bak. Şuraya erik gibi bir şey sıkıştırmış. Ne yiyorsun? Bana da verir misin? Bitti, kusura bakmayın. Ya. İnanın bitti, kusura bakmayın. Ben de böyle doğalım işte, isterim yani. Ay, olur. Hayır, alabiliriz. Olur mu öyle şey? Ay, aşk olsun. Çok teşekkür ederim. Baba kız galiba, evet, değil mi? Evet. Ay, ne kadar güzel. Ben de babamla gezmeye bayılıyorum. Ama belirli bir dakikadan sonra birbirimize giriyoruz. Biz öyle yapmıyoruz çünkü ben tolerans tanıyorum kızıma. Her türlü anlayış gösteriyorum. Öyle mi? Dur bir kıza soralım. Öyle mi? Ay, bende bir baba var. Allah! Bana diyor ki, Yıldız diyor, senin çenenle diyor baş edilmez. Abla da oradan diyor ki, önce buraya geldin, geri oraya gittin. Ne yapayım? Kurt var bende, sürekli bir oraya bir buraya gidiyorum. Süper. Teşekkürler. Ay, rica ederim, iyi gezmeler. Hoşça kalın. Abla geldim, geldim. Geldim. Kızına dedim ama bir dakika sonra geliyorum dedim. Kızına. Bakayım ne alıyorsunuz? Küpe. Küpe mi? Aa, şunlar da çok güzelmiş. Şunlar güzel. Öyle mi? Kararma yapıyor mu? Yani. Öyle mi? Sen ne kadar güzelsin. Bir gel buraya ya. Gel buraya. Bakayım bir. Ay, 41 kere maşallah. Kaça gidiyorsun? 11'e geçtim. 11'e geçtin. İlerideki hedefin ne? Tıp. Tam valla ağzımdan aldın. Sen de zaten isim? Sude. Soy ismin? Şahin, Sude Naz. Doktor Sude Naz Şahin. Danışmadan bekleniyorsunuz. Doktor Sude Naz Şahin. acilden bekleniyorsunuz. Doktor derdime bul bir çare. Sude. Sude. Kaç para harçlık veriyorlar sana? Yani istediğim kadar, istediğim zaman istediğimi alabiliyorum. İstediğin zaman istediğini alabiliyorsun. Evet. Bir dakika dur. Abla bakar mısın? Ağzını açma Sude. Evet. Ağzını aç. Sude istediği zaman istediği her şeyi alabiliyormuş. Evet. İstediği kadar, evet, harçlık alabiliyormuş. Evet. Öyle mi? Evet. Benim annem olsana. Olur mu? Ne olur? Senin gibi güzel kızım olsun. Ne olacak? Aşk olsun. Hayır. İstediği zaman istediği kadar parayı veriyor musun? Evet. Gerçekten mi? 200 lira versene artık. Annem oldun. Annem o. Veriyor. Veriyor. Annem oldun artık. Yani, ama tabii ki çok ağır şeylerde bir tık daha, bir ay daha sonra geri kalıyoruz ama istediği oluyor. Her. Ya yok, zaten hani doymayı bilen bir çocuk olduğu zaman tabii ailesini zorlamaz. Zorlamaz. Yok. Yani biz öyle büyüdük ama şimdi siz daha rahatsınız. Öyle mi diyorsun? Tabii, şimdikimizi daha farklı ama. Ya. Öyledir. Sen öyle diyorsan öyledir. Senin annen her istediğini aldı mı? Benim annem almadı. Bilmiyorum ki. Hiç sormadım. Aklıma gelmeyi sorgulamak mı? Senin gibi güzelce kızı. Hiç böyle ne bileyim aklıma gelmedi. Ama annem evin en küçüğü olduğu için her istediği oluyordu. Onu biliyorum yani. Babam da evin tek oğlu olduğu için onun da her istediği oluyordu. Tamam, siz de o zaman her istediğinizi yaptılar. Yani. Tamam, sustum. Ne alayım ben? 75 lira param var benim. Şu kolyeleri kaçırma derim. Ama ben onları takmam, tarzım değil. Onlar benim tarzım değil. Mesela şu güzel bence. Sence? Bu ne kadar? Kaç saat? 25. 25 liraymış. Güzel mi Mithat? Bence rose gold. Efendim? Bence rose gold olan. Rose gold olan mı? Ay, bunlar da kopunca çok kötü oluyor biliyorsun değil mi? Çelikleri kopunca yaptıramıyorsun. Çelik çok kullanışlı. Aa, Yüksel abi! Çelikler kopunca yapabiliyor musun? Tabii, tabirini yapıyoruz. Ya, benim evde kopan çelik şahmeranlarım var. Getirsem yapar mısın? Yaparız. Vay be! Küçük Bakkal Köy Kapalı Pazar yerine gelin Yüksel Bey.
çelik takı tamiri de yapıyormuş ki çelik takıların tamiri zor. Şimdi siz şöyle bir göz atın. Ben de ne alacağıma karar vereyim. Doktorla da azıcık muhabbet edelim bu güzeller güzeli Suudi'yle. Ne kadar ikisi? 20-25 lira. Peki limiti ne kadar? 40 lira olur herhalde. Canınız sağ olsun. 40 lira olur mu dedim, olur dedi. Canınız sağ olsun dedi. 75 lira yetmez mi? Yayın işte Mithat Bey ne zaman uygun görürse bu yayını. Vallahi bilmiyorum yani 50 lirayı da pazar yaparsınız. 1000 TL'yle de. Değil mi? Sizin şeyinize bağlı. Aynen öyle. Size bağlı yani parayı idare etmenize alakalı. Kontrol etmenize. Kolay gelsin, teşekkür ederim. İyi gezmeler. Size de kolay gelsin. Hoşçakalın. Ay ben bunlara bayıldım. Suudeler sonunda karar verip gittiler mi? Aynen aldılar onlar. Bunları çok beğendim ben böyle. Bakın sevgili seyirciler. Yakıştı, evet. Çok Allah teşekkür ediyorum. Etsin, ay bereketini olun. Görün beyefendi. Telefondaki ne diyorsa artık bir kahkaha bir kahkaha. Ay herkes gülsün ya. Bayılıyorum gülen insanlara. Beyefendi başka hangi pazara çıkıyorsunuz? Cuma günü Üsküdar pazarı. Cuma günü Üsküdar. Bir sizi görsünler. Beyefendinin tezgahında samimi söylüyorum bütün takı fiyatları uygun. Ben bunun ikisini 40 liraya aldım ki bunlar normalde pahalı. Kararma falan da yapmıyormuş. Kararma yapıyorsa çıkın gelin. Ben hiç üşenmem böyle şeylerde, çıkar giderim. Teşekkür ederim. Cumartesi Çekmeköy Sosyete Pazarı. Evet. Salı Kadıköy Sosyete Pazarı. Salı günü Kadıköy'e mutlaka gidin zaten. Evet, çarşamba zaten buraya açıyoruz. Perşembe evet. Küçükyalı Pazarı. O zaman hayırlı işler, işiniz gücünüz rast gitsin. İyi günler efendim. Kolay gelsin. Bir pazara göz atın sevgili seyirciler. Daha sonra ne yapalım? Birlikte biraz daha pazarı turlayalım. Çünkü gerçekten bu pazar çok büyük bir pazar. Çok güzel, bakın bilekliklerimi aldım. Şöyle Mithat görüyor musun? Yağmur yağıyordu, şakır şakır durdu. Ayberk de bana sağ olsun yüzük hediye aldı. Uğur getirsin, kesesine bereket Ayberk'e. Çok güzel pantolonlar var sevgili seyirciler pazarda. Bakın 15 liradan başlıyor. Bu pantolonlar dışarıda internette falan çok pahalı. Mithat bir gösterir misin şu pantolonları? Topuklu ayakkabıyla, spor ayakkabıyla, sandaletle gayet rahat kullanabilirsiniz. Diyeceksiniz ki yıldız, sezon bitiyor, yaz bitiyor, ne ara giyeceğiz? Önümüzdeki sene için ben mesela ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle pazara ya da atıyorum internete baktığım zaman alışveriş için işte kışlık bot yaza doğru daha uygun fiyata düşüyor ya, seneye için alıyorum. Sen Mithat? Kesinlikle. Kesinlikle diyor Mithat da. Şöyle etekler var bakın. Bu etekler de son zamanlarda çok moda. Şöyle. 20 lira fiyatı. Gayet de uygun bence. Bakın ya şu pantolonlara bayıldım. Gerçekten paramı harcamasaydım pantolon alırdım. Şu sarısı özellikle çok güzel. Bedenleri vardır bunların mutlaka. Ki var, şöyle görüyorum. X-Large yazıyor şunda. Her bedene göre var. Şöyle düşürmeyelim. Bakın şöyle. Gayet de güzelmiş. Efil efil yani. Paran kaldı mı ki senin? Paran kaldı mı ki diyor. Ha benim paramın yetmesi lazım. Mithat'la Ayberk çarpışıyorlar sevgili seyirciler. Burada bir kaza oldu, trafik kazası gibi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Doğru, ben pantolon alamam. Çünkü neden? Ataşehir'de sizi çok güzel bir yere götüreceğim birazdan. Hem muhlama hem çay eli kuru fasulyesi yapan, yani Rize yemeklerini en güzel şekilde yapan bir yere götüreceğim sizi. O yüzden ben pantolon alamam. Doğru söylüyor Mithat. Bu arada şu tarafta da çok güzel ürünler var ya. Bir bakalım oraya da. Kolay gelsin. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldin. Hoş buldum. Tabii pazarlarda geze geze esnafları da tanıyorsunuz. Bence bu çok güzel bir şey. Erenköy pazarında çekmiştik biz beyefendiyi. Çok güzel ürünler satıyor gerçekten ve değişik ürünler satıyor. Bakın şöyle tatil beldelerinde alabileceğiniz bütün bileklikler, hahallar burada daha uygun fiyata satılıyor. Fiyatlar ne kadardan başlıyordu?
10 liradan başlıyor ve tabii ki 100 liraya kadar çıkabiliyor. Çünkü burada el emeği, göz nuru, birçok aksesuar var. Bakın şurada aynalar var. Beyefendi gösteriyor zaten şimdi. Aynalar var. Sonra bakın şöyle Hindistan cevizinden kaseler var. Bazı insanlar bunlara çok meraklı oluyor. Erenköy Pazarı da bu arada İstanbul Anadolu yakasında Perşembe günleri kuruluyor. Ben o pazara gitmiştim. Anadolu yakasındaki en güzel pazarlardan biri Erenköy Pazarı ama küçük Bakkalköy kapalı pazar yeri, yani şu an olduğum pazarda gerçekten çok güzel bir pazarmış. Bu ne kadar? 40 liraymış mesela bunun fiyatı ama pazarlıkta daha uygun fiyata satın alabilirsiniz. Neden? Çünkü burası pazar. AVM'de alamazsınız ama pazarda alabilirsiniz. Tezgah şöyle, siz göz atarken Ayberk şimdi gösterecek ya da topluca göz atın sevgili seyirciler. Yan tarafta da çok güzel çantalar satılıyor. Bunlar ne kadar? Çevre kirlenmesin diye ne yapıyoruz? Böyle çantalar alıyoruz. Alışveriş yaptıklarımız ürünleri de ne yapıyoruz? Bu çantalara koyabiliyoruz havalı bir şekilde. Biterken yazlık ürünleri alacağız daha uygun fiyata, kış biterken kışlık ürünleri daha uygun fiyata alacağız. Bakın orada da çok güzel çantalar var. Ayberk zaten gösterecek hepsini size. Bakın şöyle sevgili seyirciler, tasarım başkasında göremeyeceğiniz sırt çantası. Eğer sırt çantasıyla yolculuk yapmayı seviyorsanız sırt çantaları var. Onun dışında var da var, tütsü seviyorsanız her çeşit tütsü var. Her şey var yani. Bizde de var, bizde de var diyor. Turuncuyu giymiş. Ay evde kalasın Emi dedi bana. Bana demedi herhalde değil mi Mithat? Yok. Kız sen dün bir tane pasta programı yaptın, o pastayı nasıl yedin kızım? Kız sen dün diyor bir tane pasta yedin diyor, o pastayı nasıl yedin diyor. Zaten yediğim içtiğim herkesin gözünde. Değil mi? Çok mu zayıfım? Evet, geçen televizyonda gördük, bayağı tombiştiniz ama zayıfmışsınız. Bir tombiş yap beni Ulaş. Ben de otomatikman ben de tombiş olacağım. Hayır, beni tombiş yapıyor Erenköy sadece. Erenköy Pazarı'ndan bahsediyordum ben de şimdi. Çok mu tombiştim orada? Evet. Tombiş. Gerçekten mi? Biraz mı? Mithat çekti. Mithat çekti işte. Mithat bilerek tombiş çekiyor beni. Kızınız mı? Evet. Çok güzelmiş. Kızım demeyin ama kardeşim diyeyim. Öyle mi diyeyim? Evet. Yok ya, gururla söylüyorum. Aa, kardeş gibisiniz. Gerçekten çok güzelmiş kızınız maşallah. Üniversitede mi okuyorsun, lisede mi? Üniversite yazılımına tekrardan. Hangi bölüm? Ben sivil havacılık istiyorum aslında ama proseslik bakalım. Aa ne kadar güzel. Korkmaz mısın uçak sallanınca? Bir uçara giriyor ya, ben çok korkuyorum. Heyecan. Ya. Güzel olur. Aksiyon istiyorlar. Ya. Evet. Allah gönlüne göre versin inşallah. Çok İyi alışverişler. Sağ olun. Çok sağ olun. 75 lira verdiler. 40 lirasını şu iki bilekliğe aldım. İki tanesini de kameraman arkadaşım Ayberk aldı bu yüzükleri. Geriye kaldı. Ne kadar paramız? Teşekkürler. Şimdi muhlama yemeğe gideceğim. Muhlamaya da çayeli kuru fasulyesi falan. Parayı yettirdim değil mi? Yeter. Yeter. Bunları çok pahalı ya. Ya. Şimdi ben de aşağı doğru gideceğim. Aynen, işte. Ya oraya gideceğim. Ederiz. Görüyorsunuz değil mi? Fazla ye. Fazla ye. Kilo fazla mı yiyeyim? Evet, ay kilo aldım alır. Zaten bu ara yok, çok kilo. Yok ya, çok güzel. Fizik çok güzel. Ay çok teşekkür ederim. Boy nasıl? Boyu ben daha uzun düşünmüştüm. Ya. Daha uzun düşünmüştüm. Aynıyız herhalde. Dur bakayım. Aynıyız. Uzunuz bakayım. Biraz. Aynıyız. Uzun uzun. Bir tık daha uzunum. Aynen. Annem böyle bazen yanıma geliyor. Gel bakayım diyorum. Benim boyum uzun ya diyorum. Bir havalı havalı dolaşayım. Senden uzunum yapıyorum böyle annem. Gel seni bir gezdireyim diye. Ha, ben de annem aynısını yapıyorum. Şu ana kız muhabbetleri. Evet, çok aynen. Güzel oluyor. Klasik muhabbetler onlar. Ya ay çok güzelsin. 41 kere maşallah. Su gibisin, Allah gönlüne göre versin. Çok sağ olun. İyi gezmeler. Hoşça kalın. Sağ olun. Şimdi paramız kaldı. Hanımefendiler de bize ne yaptılar? Söylediler. Meşhur mıhlamacı var diye. Ne yapalım? Son bir kez şöyle siz bir pazara göz atın. Biz de ne yapalım? Ne yapalım? Yavaş yavaş gidelim şöyle Rize yemeklerinin olduğu yere ve karnımızı bütçemiz doğrultusunda doyuralım. O zaman son bir kez pazarda tur atın ki bu pazara mutlaka gelin. Bakın ben ilk kez geliyorum ama eğer bu çevrede oturuyorsanız, ki dediğim gibi ulaşım her yere çok kolay, mutlaka bu pazara gelin ve doya doya gezin. Çarşamba günleri sadece Yeşilköy'de, Beylikdüzü'nde ya da Üsküdar'da, Tuzla'da pazar kurulmuyor. Bakın Ataşehir'de Küçük Bakkalköy'de de kuruluyor. Vallahi
Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çıkın çıkın gelin. Pazar bugün biraz tenha. Belki havadan dolayı olabilir ama bu pazarı bana göre boş bırakmayın. O zaman buyurun, pazar sizin. Pazardan çıktık. Pazar kapalıydı. Tabii biz yağmura yakalanmadık diyeceğim ama gayet de yağıyor. Ama şeker değiliz, erimeyiz. Biraz önce daha şiddetli yağıyordu. Şimdi pazardan çıkınca biraz aşağıda bir muhlamacı var sevgili seyirciler. Çok güzel yöresel yemekler var orada, Rize'ye özgü yöresel yemekler var. Orada şimdi ne yapacağız? Karnımızı doyuracağız. Tabii ki bütçemiz doğrultusunda. Bakalım ne kadar almış ve neler yiyecekmişiz. Azıcık yürüyeceğiz. Dediğim gibi şeker değiliz, erimeyiz. O yüzden de gidelim. Şimdi orada karnımızı doyuralım. Tabii siz istiyorsanız eğer simitçi var, gözlemeci var, işte dönerci var. Orada da karnınızı doyurabilirsiniz pazarın içinde. Değişik yerlerde. Ama ben buraya yakın mıhlamacı olduğu için mıhlamayı yiyerek karnımı doyurmayı tercih ettim. Ama şeker değiliz, erimeyiz. Evet. Fazla da sucuk olmadan ne yapalım? Hemen mıhlamacıya gidelim. Çok kısa bir mesafe yürüyerek, yani 50 metre falan yürüyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Bu güzel yere geliyorsunuz. Ben Rize mutfağı dedim ama burası Karadeniz mutfağıymış. Yani bütün Karadeniz yemeklerini ne yapabilirsiniz? Burada en güzel şekilde yiyebilirsiniz sevgili seyirciler. Burası öğle saatlerinde fazlasıyla kalabalık oluyor. Çok meşhur bir yer bir kere, onu söyleyeyim. Sabah kahvaltıyla başlayıp öğle yemeği, akşam yemeğinizi de yine burada yiyebilirsiniz. Karadeniz mutfağı eğer seviyorsanız, ben seviyorum. Karadeniz, Ege, yani Antep, her yörenin mutfağını seviyorum ben açıkçası. Yemek yemek bana göre zaten dünyanın en güzel şeyi. Aldığımız o kiloları olmasa bir de. Tabii yine de dikkat etmek gerekiyor. Burası haftanın 7 günü açık bir yer. Küçük Bakkalköy Kapalı Pazar yerinin hemen alt tarafında, 50 metre yürüyorsunuz dediğim gibi, Ataşehir'de. Sabah 7'de açılıyor, akşam da 9.30'da kapanıyor burası. Çok meşhur bir yermiş, tekrar söylüyorum, bu zamana kadar nasıl gelmedim bilmiyorum. Ama bu programa kısmetmiş, bu programda geldim. Ben yiyeceğim, size göstereceğim. Siz de ne yapacaksınız? Sonra çıkıp geleceksiniz. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi var Ataşehir'de. Onun da hemen karşı tarafında pazarın, yine dediğim gibi aşağısında. Şimdi bana sürekli adres soracaksınız. Orası neresi Yıldız diyeceksiniz. Ben size bu şekilde söylemiş olayım. Şimdi birazdan menü gelecek. Ben size menüde neler olduğunu ve fiyat bilgilerini paylaşacağım sizinle. O zaman ne yapalım? Siz şöyle mekanda bir göz atarken bizim de menümüz gelsin ve menüdeki hem yemekleri hem de fiyat bilgilerini sizlerle paylaşalım. Şimdi buraya geldiğinizde ne dedim? Kahvaltıyla başlayıp öğle yemeği ve akşam yemeğiyle devam edebilirsiniz. Ya da işte atıştırmalık bir şeyler yiyebilirsiniz. Kahvaltı tabağı ve serpme kahvaltı şeklinde var sevgili seyirciler. Kahvaltı tabağı 33 lira, serpme kahvaltı 49 lira. Onun dışında şöyle bakıyorum, sağında yumurtanızı, sağında peynirli yumurtanızı, menemeninizi, sucuğunuzu, her şeyinizi söyleyebiliyorsunuz ekstra olarak. Muhlama, zaten burası muhlamasıyla meşhur bir yer. Muhlama çeşitleri var. 23 lira muhlama. 2 kişilik muhlama var, 39 lira. 3 kişilik muhlama var, 58 lira. 4 kişilik muhlama var, 69 lira. Kendi muhlamanızı tarif ediyorsunuz, kendi muhlamanızı burada yaptırabiliyorsunuz. Nasıl oluyormuş o mesela? Zeytinyağlı, yumurtalı, hemşin muhlama. Değil mi? Gökhan Bey, siz tarif edin o zaman. Ben anlamam muhlama falan. Kendi muhlamamızı biz nasıl tarif edelim? Şimdi muhlamanın gerçekten bizim yörede olsa, Karadeniz'de olsa çok farklı istekler dahilinde şekiller oluyor. Şimdi hemşin muhlama biraz daha diğer
Yani Rize'de ve Trabzon'da yenilen muhlabadan biraz daha farklı. Çok farklı olmamakla birlikte orada biz beyaz un kullanıyoruz. Öyle mi? Tabii hemşire olan muhlamada. Ama bu normal muhlama olarak geçerli mısır unu kullanılıyor. Ama içindeki diğer malzeme de değişmiyor. Tereyağı ve peynir var, kurut peyniri var. Zeytinyağlı muhlama özellikle isteyen müşterilerimiz oluyor. Daha hafif olması açısından. Ama tereyağlı muhlamanın esası tereyağlıdır. Bunu ama özellikle isteyen müşterilerimiz var. Zeytinyağlı muhlama ilk kez duydum valla. Yumurtalı muhlama da bizim yörede çok meşhur olmasa da yapılan yerler var. Yumurta katılıyor. O zaman daha değişik bir tat oluyor. Onu da çok da nadir, çok nadir olsa da isteyenler var. Şimdi ana yemekler de var bu arada. Çayeli kuru fasulye var. Çok etli. Rize et kavurma var. Aşçı tabağı var etli. Yine aşçı tabağı var etsiz. Et yemek istemeyenler olabilir. Saç tava, patatesli saç tava, muhteşem üçlü diye bir şey var. Kuru fasulye, kavurma ve pilav. Mevsim balıkları var. Karadeniz mutfağında olmaz mı hamsili pilav falan? Yani değil mi? Sonra şöyle bakıyorum, taş fırından burada pideler var. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Mekan da çok güzel ve çok orijinal bir yer. Ne çok böyle hani lüks lüks lüks. Aynen. Tam böyle sanki şeydesin, hani ormanın içindesin. Böyle bir dağ evinde lokantadasın. Evet. Öyle tam benim sevdiğim tarz olmuş yani. Çok beğendim açıkçası burayı. Tatlılardan ev baklavası, sütlaç, Laz böreği. Sonra bakıyorum. Pepeçura mevsim siyah üzüm. Hayatımda ilk kez duydum. Pepeçura bu bizim Karadeniz'e özgü bir kokulu üzüm dediğimiz bir üzümümüz. Onun şırasından yapılır. Ama mevsimi geldiğinde, şimdi yavaş yavaş mevsimi gelmek üzere bizim diğer şubemizde, bahçemizde ürettiğimiz kendi üzümlerimiz var. Onlar inşallah bir 20 güne kadar olgunlaşınca pepeçura yapıyoruz. Mısır ekmeği değil mi? Evet, bizim mısır ununu Rize'den getirtiyoruz. Onun direkt ekmeği, ekmeklerimizi kendimiz yapıyoruz taş fırında. Bayılırım. Çok güzelmiş. Evet. Çok özel. Balık restoranına gittiğiniz zaman mutlaka bir mısır ekmeğini getirirler. Getirdim. Ama Rize'den gelen gibi olmuyor. Çok güzel. Çok lezzetli. Şimdi ben ne yiyeyim? Siz ben çayeli kuru fasulye yiyeyim. Kesinlikle onu öneririm. Her yerde muhlama yiyoruz. Ama her yerde yediğimiz muhlama buranın muhlaması gibi eminim ki değildir. Ama ben değişik bir şey yemek istiyorum. Çayeli kuru fasulye yemek istiyorum. Tamam. Çok doğru bir tercih. Tamam, o zaman gelsin Gökhan tamam, Bey. Tamam. Ama menü kalsın. Tamam, izleyicilere fiyat bilgilerini veririz. Tamam. Gerçekten mısır ekmeği çok güzel sevgili seyirciler. Sırf mısır ekmeğini böyle yemek için bile buraya gelinebilir. Eğer ki boğazınıza benim gibi düşkünseniz, İstanbul'da şehir dışından geliyorsanız ya da İstanbul içindeyseniz ve burayı keşfetmediyseniz, ki doğal ballar var, doğal zeytinyağları, peynirler var. Aynı zamanda burada alışveriş de yapabilirsiniz. Yani ben kuru fasulyemi bekleyeyim, çayeli kuru fasulye. Bu arada çayeli kuru fasulye hayatımda ilk kez yiyeceğim galiba ben. Evet. Ben kuru fasulyemi beklerken siz şöyle çok az daha mekana göz atın. Ve nasıl yemekler var, nasıl tatlılar var, şöyle bir bakın. Daha sonra ne yapalım? Buluşalım ki buradaki her şeyin Karadeniz'den geldiğini tekrar söyleyeyim. Aslında her şeyi yerinde yemek lazım ama gidemediğimiz için ne yapıyoruz? Böyle Karadeniz mutfağını, Karadeniz'den gelen her şeyi, ayağımıza getirenleri biz gidiyoruz ve yiyoruz. Çok teşekkürler. Bu ne? Bu ne? Şimdi et kavurma, turşu kavurma var. Et kavurma, turşu kavurma ve lahana sarma. Lahana sarma. Bunlar sizin ekranınız herhalde. Evet. Teşekkürler. Çünkü 35 lira paramız var. Bunları değersek çıkamayız. Hayatımda yediğim en güzel turşu kavurmayı yiyorum. Gerçekten çok lezzetli sevgili seyirciler. Eğer İstanbul'da şehir dışından geliyorsanız ya da İstanbul içindeyseniz, tekrar söylüyorum, boğazınıza benim gibi düşkünseniz mutlaka buraya gelin ve burada Karadeniz mutfağındaki lezzetlerin tadına bakın.
Yani mısır unu ekmeğin, tekrar söylüyorum, tek başına bile yiyebilirsiniz. Haftanın 7 günü açık olan bu mekana geldiğiniz zaman, tekrar söylüyorum, kahvaltısından muhlamasına, sebzeli kıymalı pidesinden tatlısına, Laz böreğine, çayeli kuru fasulyesinden tutun Rize et kavurmasına, lahana çorbasından lahana sarmasına, turşu kavurmasına, et kavurmasına kadar dilediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Fiyatlar 3 liradan başlıyor. Yani su 3 lira ve 35 liraya kadar yiyeceğiniz ve içeceğiniz ürüne göre değişiyor. Bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda 3 lira ile 35 lira arasında dilediğinizi yiyebilirsiniz ya da dilediğinizi içebilirsiniz. Sabah 7'de açılıyor. Akşam da 9.30'da kapanıyor. Ataşehir'de burası muhlamasıyla meşhur bir yer. Şimdi hesabı soralım. Ona göre paramızı düşürelim. Tabii bu arada ben biraz daha yiyeyim turşu kavurmadan. Çünkü gerçekten hayatımda yediğim en lezzetli turşu kavurma. Hesabımız geldi. Tabii ki yemeklerimi bitireceğim. Lütfen gittiğiniz yerlerde sizler de yiyebileceğiniz kadar yemek isteyin. Çünkü bu yemekleri yemeyen insanlar var sevgili seyirciler. Eğer yemekleriniz artıyorsa da dışarıda karnı aç olan bir sürü sokak hayvanı var. O sokak hayvanlarımıza da verebilirsiniz. Ama genel olarak, yani benim tercihim gittiğim yerlerde, evde de aynı şekilde yiyeceğim kadar yemek yemek. Tabağıma yemek konulması. Yani kalmasın, çöpe gitmesin. Şöyle bakıyorum, 19 lira geldi. Çayeli kuru fasulye 19 lira. Bu tabağı bizim için özel hazırladılar. Tadına bakalım diye, biz buraya geldik diye. Mithat tabağı göstersin. Lahana sarması, turşu kavurma ve et kavurma vardı. Bunu bizim için özel hazırladılar. Ondan fiyat almamışlar. Şimdi 35 lira paramız kalmıştı. Ulaşçım, hemen sol taraftan 19 lira düşürür müsün? Çok teşekkür ediyorum. Siz de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Ben bugün dolu dolu bir gün geçirdim. Hiç gelmediğim bir pazara geldim. Hava biraz yağışlıydı, pazardan çıktım. Pazarda karnımı doyurabilirdim, evet. Ama bu meşhur yerdeki lezzetlerin tadına bakmak istedim. Karadeniz mutfağını çok severim. Karadeniz'e de selam olsun buradan. Yürüdüm, şeker değilim, erimem dedim. Yürüdüm ve ne yaptım? Buraya geldim. Muhlama yemeği tercih etmedim. Çayeli, kuru fasulye yemeği tercih ettim. Dediğim gibi 75 lirayı ne yaptım? Arttırdım bile yani. Gördüğünüz gibi ki hanımefendi ne dedi? Sana yetmez dedi. Alacağınız şeye bağlı olarak para her zaman, her yerde size yetebilir. Gideceğiniz yerlere de bağlı olarak tabii ki. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin. Çünkü geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Muhlama yiyen kız, çikolata yiyen kızı döver diyelim ve ne yapalım? Tabancam isapinu, gülle donatacağım, gülle donatacağım. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Hoşçakalın.